Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kendi tasarladığımız motor sürücümüzü PCB'ye bastırıp onun denemesini yapacağız. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi şematiğin çizimi ve testleriyle başlayalım. Burada gördüğünüz devreyi kurduk. Burada kurduğum devre aslında benim tasarladığım bir devre değil. Bayağı popüler olan bir H1H devresi. Hatta bu devreyi L298N olarak da bildiğiniz, çoğu projenizde kullandığınız motor sürücünün tek kanalı. Yani tek motoru kontrol eden kısmı. Motor sürücünün çalışma mantığını anlatmadan önce bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şurada gördüğünüz elemanlar, burada gördüğünüz komponentler AND gate'ler. AND gate ne işe yarıyor? AND gate aslında iki tane input olan bir logic gate, yani logic kapı. Inputlara verilen değerlere göre 0 0'sa 0, 0 1 veya 1 0'sa 0 değerler veriyor. Ancak input iki inputundan ikisine de 1'i 1 verdiğin zaman AND operation'ı, yani mantıksal olarak V işlemini yaparak bir output'unu, logic olarak bir output'unu veriyor. AND gate bu işe yarıyor. Biz burada tabii ki de simülasyonda böyle tek tek AND gate yerleştirdim ama bunu aslında gerçek hayatta, gerçek devrede kullanmak için şöyle 74HC08 diye bir devre, bir entegre var. İçinde 4 tane AND gate var. Direkt ben bunu kullanacağım. Ama siz isterseniz elinizde böyle bir eleman yoksa, entegre yoksa basit transistörler yardımıyla AND gate'leri yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz eleman ise NOT gate, yani verdiğiniz input'u 1 ise 0 yapıyor. Tersini veriyor ya da 0 ise 1 yapıyor. Şimdi çalışma mantığıyla devam edelim hemen. Gördüğünüz gibi 3 tane pin input'umuz var. Bir tanesi enable pini, yani verdiğim input eğer 1 olursa sadece sistemim çalışıyor. Gördüğünüz gibi bunun sebebi AND gate'lerin herhangi bir input'una bağlanmış olması. 1 vermediğim takdirde bu input'a 0'a bağladığım zaman doğal olarak hiçbir transistör açılmayacak ve sistem çalışmayacak. Verdiğim input kombinasyonuna göre, örneğin 1-0 verdiğim zaman, input 1'e 1, input 2'ye 0 verdiğim zaman buradan 0 alacağım. 0-1 sonucu 0 gelecek. Yukarıdan 1 alacağım. 1-1 sonucu 1 olacağı için buradaki transistör açılacak, buradaki kapanacak. Burada da bu durum tersi olacak. Buradan 0 vermiştim. Buradan 1 alacağım. 1-1'in sonucu 1 olacak. Burada 0-1'in sonucu 0 olacak. Bu transistör kapanacak. Bu transistör açılacak. Dolayısıyla motorumuz bu yönde dönecek. Bunun tersi durumda input 1'e 0, input 2'ye 1 verdiğim zaman da tam tersi transistörler açılıp bu yönde dönecek motorumuz şu pet üzerinden. Input 1'e, input 2'ye aynı anda 1 veya 0 verdiğim zaman da herhangi bir transistör açılmayacağı için motorumuz duracak. Yani frenleme yapmış olacak aslında. Bu şekilde logic kombinasyonlar ile motoru iki yönde de hareket ettirmemiz mümkün hale geliyor. Şimdi bunun hemen kısaca bir testini yapalım. Enable'ı logic olarak haya bağlayalım. Input 1'i de logic olarak haya bağlıyorum. Input 2'yi de gördüğünüz gibi ground'a bağladığım zaman motorun tek yöne döndüğünü görüyorsunuz. Input 1'i ground'a, input 2'yi logic olarak haya bağladığım zaman da tam tersi yönde dönecektir motorumuz. Motor sürücümüz bu şekilde çalışıyor. Şimdi devremizi test ettik ve test ettiğimiz sonucunda fark ettik ki devremiz doğru bir şekilde çalışıyor. Devremiz doğru bir şekilde çalışıyorsa eğer, bunun PCB çizimini çizdikten sonra, gördüğünüz gibi ben böyle çizdim ve şuraya da 7805 voltaj regülatörünü yerleştirerek logic elemanlarını 5 volt ile besledim. Çünkü onlar 5 volt ile çalışıyordu. 12 volta direkt bağlamaması gerekiyor zaten. Benim çizimimde de zaten direkt 5 volta bağlandı. Dosyamızı PCB'ye çizdikten sonra Gerber dosyasını alıyoruz ve PCB Wayne sitesine giriyoruz. PCB Wayne sitesinde kaydolduktan sonra, benim şu an üyeliğim olduğu için giriş yapıyorum. Size böyle bir ekran karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi 10 tanesini 5 dolara yaptırabileceğiniz bir ekran geliyor. Burada PCB'nizin özelliklerini, kaç katmanlı olacağını, boyutlarını, adetini, hangi sıcaklıklara dayanacağını, thickness dediğimiz kalınlığını ve PCB'mizin rengini seçebileceğiniz çeşitli özellikler mevcut. Calculate dediğim zaman fiyatının 5 dolar olduğunu görebilirsiniz. Burada önemli nokta şu: seçtiğiniz özelliklere göre belli bir size build time veriyor, yani yapılma süresini veriyor.
ve daha sonra burada bir kargo seçeneğini görüyorsunuz. Kargo seçeneğinde normal China Post gibi normal AliExpress'ten aldığınız alışverişlerinde en standart getirilme yöntemlerini kullandığınız zaman kargo parası olarak 11 dolar bir fiyat veriyorsunuz. Ancak DHL gibi eğer aceleniz varsa böyle özel kargo şirketlerini kullandığınız zaman bir hafta gibi bir süre elinize geçiyor ve buna bağlı olarak da tabii ki de fiyatı artıyor. Özellikle de Türkiye'de PCB konusunda bastırdığınız zaman firmaların kalitesi göz önüne alındığı zaman bence kesinlikle eğer önemli bir işiniz varsa yurt dışı firmalarının PCBW gibi firmaları kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. En azından kaliteleri, kartın baskıları çok profesyonel ortamlarda yapılıyor ve gayet güzel oluyor. Daha sonra add card deyip, add to card deyip, Gerber dosyanızı buraya ekledikten sonra submit order now diyorsunuz. Belli bir süre sonra yüklediğiniz Gerber dosyası site tarafından inceleniyor ve onay verildikten sonra işlemleriniz başlanmış oluyor. PCB'lerimiz böyle bir kutuda geliyor. Kutunun içini açtığımız zaman şöyle içinde zaten havalı poşet korumalarını görüyorsunuz. Bir de buna ek olarak da PCB'lerin vakumlanmış bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde geldiği zaman PCB'lerinizin hasar görme olasılığı neredeyse imkansız. Şimdi PCB'lerimizi açtığımız zaman 12 adet PCB çıkıyor içinde. Normalde 10'lu sipariş veriyorsunuz. Ancak içinde 12 adet çıkıyor. PCB'lerin kalitesine baktığımız zaman oldukça kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Özellikle de şu footprintlerin çizimi oldukça güzel duruyor. Aslında kart biraz büyük gözüküyor ancak kart bir motor sürücü devresi. Yani buradaki transistörler ısınmasın diye bunları bir soğutucuya yetecek kadar bir yer bıraktım. Ancak bu bir prototip olduğu için soğutucuya gerek kalacağını da pek düşünmüyorum. Kartların bana ulaşması bu arada bir haftaya yakın bir sürede elime geçti. Tabi bu süre özel kargo şirketleri için geçerli. DHL Kargo gibi. PCB'mizin lehimleme işlemleriyle devam edelim. Kartın görünümü bu şekilde aslında. Soğutuculara pek gerek kalmayacak. Kartın görünümü bu şekilde oldu. Şimdi gerekli bağlantıları kartımızı test edelim. Input 1'i 0'a çektiğim zaman gördüğünüz gibi şu an motorum bu yönde dönmeye başlıyor. Diğer input'u 0'a çektiğim zaman da ters yönde dönmeye başlıyor. Potansiyometre yardımıyla PV'mi azalttığım zaman gördüğünüz gibi motor sürücümüzün hızı da yavaşlıyor ve artıyor. Projemiz bu kadardı. Projenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenip paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.